Sayın Ekrem İmamoğlu Washington Post'ta bir yazı yazdı. 2 gün önce. Bir Amerikan gazetesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan bir kişi neden yazı yazar? Bir Amerikan gazetesine, Washington Post'a. Yazının içeriğine bakıyoruz. Siyaset üretmesinin önünde engel oluşturuldu bazı grupların deniliyor. Siyaset dışına itildi bazı gruplar deniliyor. Onda kimi kastedildiğini çok iyi biliyoruz. Az önce başkan da söyledi. Şu anda Türkiye'de siyasi arenadan kimler itildi kenarlara? FETÖ ve PKK itildi. Ama o yazının ana kurgusu şu, bazı grupların siyaset yapması engelleniyor, çoğulculuk engelleniyor. Bir despotluk var Türkiye'de, diktatörlüğe gidiyor Türkiye ve ben bu süreci durduracak adamım yazısı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Washington Post'taki yazısı. Aslında bu bir eş başkanlık beyanı, eş başkanlık başvurusu. Ben varım diye kendisini gösteriyor. Washington Post'a yazması, kendi ülkesini şikayet etmesinden, ülkedeki problemlere buyurun burnunuzu sokun davetinden başka bir şey değildir. Yazıyı Washington Post'a hangi amaçla yolluyor Sayın Ekrem İmamoğlu? Biz belki günlük koşuşturmacasının içerisinde olan vatandaşlarımız bu mesajları göremiyor ama Vatan Partisi bu mesajları görür. Ve buralarda Vatan Partisi Türkiye'yi yeniden Amerika'nın rotasına sokmak isteyen, FETÖ'yü, PKK'yı kurtarmak isteyen, Abdullah Gül gibi, Davutoğlu gibi kenarlara itilmiş eski Türkiye'nin aktörlerini yeniden arenaya çıkarmak isteyen planları Vatan Partisi engelleyecek. Nasıl bundan önce engellediyse bütün bu planları bundan sonra da Vatan Partisi engelleyecek. Burada Vatan Partisi'nin hem o önümüzdeki seçim sürecinde hem de bundan sonraki süreçte siyasetlerini kararlılıkla savunması, kadrolarını kararlılıkla savunmasının çok büyük önemi var. Benim de bayram mesajım Washington Post'ta olsun. siz yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve güvenlik problemlerini Türk milleti halledecek. Sağcısıyla, solcusuyla, Türküyle, Kürdüyle halledecek. Washington Post kaygılanmasın. Türkiye bağımsızlığını savunacak. Kimseye de gözünü dikmesin. Kimsenin gücü yetmeyecek. Yeniden eş başkanlıkmış, yeniden ılımlı İslam'mış, FETÖ'yü kurtarmakmış, etnik milliyetçilikmiş. Siyasetin kenarına sürülen terör örgütleri asla bir daha siyasi özne olmayacak. Onu da söyleyelim. Çünkü o yazının kurgusu o. Burnunuzu Türkiye'ye sokmaktan vazgeçin. Türkiye önümüzdeki dönem Atatürk programı ile birlikte şahlanacak ve Washington Post da bunun haberini yapmak zorunda kalacak. Güzel. Evet, ben Mustafa İlker Yücel arkadaşıma öneriyorum. Bir yazı da o yazsın Mustafa Washington Post'a. Şimdi bakın Washington Post'a yazı yazılmıyor. Washington Post yazı yazdırtıyor. Evet. Mesele o. Washington Post İlker Yücel'in yolladığı yazıyı yayınlamaz. Ondan sonra Atatürk yazsa Washington Post'a o yazı da yayınlanmaz. Washington Post'a ancak hapislere tıkılan FETÖ ve PKK'yı kurtarma yazıları yayınlanabilir. Programları budur.